İçe. İyisin değil mi? Benim bir şeyim yok. Kasap amca. Bir. Kasap amca. Kasap amca. Efendim kasap abi evde değil. Bir iş varsa bana söyleyebilirsiniz. Hadi git buz ve ilk yardım çantasını getir. Hadi çabuk. Bir. Bir ben iyiyim. İçe bu ne hal böyle? Neden ocağı yakıyorsun şimdi? Şey, ben... Ben sana yemek yapıyordum. Onu ben de görüyorum. Ama neden bu ocakta, neden mutfakta yapmıyorsun? Mutfak... Mutfak uygun değildi o yüzden. Öyle mi? Doğruyu söyle bana. Ne oldu? Hiçbir şey değil. Ne olacak ki? Sen mi söyleyeceksin yoksa anneme mi sorayım? Ne soracaksın annene? Anne, İçan'ın eli yanmış. Hem neden yemeği ocakta yapıyor? Peki. Numara yapıyordur. Anne. Gelip kendin baksana, eli yanmış. Şuna bak. Ayrıca da bu buz ne böyle? Ne olmuş ki? İstersen zerdeçal merhemi de göndereyim. Belki de eli ferahlar. Anne, ne oldu sana böyle? Bana ne mi oldu? Bunu ona bir sor. Neden sürekli rol yapıyor? Neden beni küçük düşürüyormuş? Sorsana şuna. Ondan ocakta yemek yapmasını ben mi istedim? Ben sadece ne pişireceğini bana söylemesini istedim. O kadar. O benim mutfağıma adım atamaz. Ama neden? Çünkü istemiyor. Mutfağıma uğursuzluk getiriyor. İççe mutfağına girdi diye uğursuzluk mu gelecek yani? Tamam yeter Vir. Annem bana yemeği kendisinin yapacağını söyledi. Ama İçe, sana kendi ellerinle yemek yapmanı ben söylemiştim zaten. Bak anne. Eğer mutfağına İçe ikinci kez evlendi diye uğursuzluk gelecekse... O zaman benim bu evde yaşamamla da uğursuzluk gelir. Çünkü ben de ikinci evliliğimi yaptım. Bir... Anneni daha ne kadar aşağılayacaksın? Hem de bu kız için. Anne, seni aşağılıyorum. Yeter. Yeter bir. Ben daha fazla bunları duymak istemiyorum. Bu evde bana kayınvalidemin öğrettiği bazı kurallar ve gelenekler var. Bugüne kadar bu kurallara ve geleneklere uyuldu. Bu evde kalan herkesin bu kurallara uymasını, aynı yolu izlemesini istiyorum. Bu ev hala benim. Ve kimsenin uğursuzluk getirmesini istemiyorum. Peki anne. Eğer burada kalmamız uğursuzluk getiriyorsa... biz de gideriz.
नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे